Kayseri halkı sizce trafik kurallarına uyuyor mu? Bence uymuyorlar ve birbirlerine çok saygısızlar gerçekten. Geçen mesela yayalara karşı çok saygısızlar. Trafik lambalarına uyulsa, ışıklarına uyulsa mesela çocuklar da onları örnek alır. Ancak görerek öğrenilebilir her şey. Ben Kayseri halkının her konuda saygısız olduğunu düşünüyorum ama özellikle trafik konusunda hiç hassas değiller. Kendi araçlarını sürerken de yayalara da bence saygılı olmaları gerekiyor. Kayseri halkı gerektiği kadar trafik kurallarına uyduğunu düşünmüyorum. Yani eğitim falan iyi veriliyor ama biraz halkımız bu anlamda cidden gevşek. Mesela bisikletlere önem gösterilmiyor, yayalara önem gösterilmiyor, öncelik sırası bilinmiyor. Bayanlarda bayağı sorun var. Tamam, bayanlar biraz daha kendilerini iyi eğitseler çok fazla sorun olmayacak ama bayanlara karşı biraz hazımsızlık olduğu aşikar, o belli. Bazen de bayanlar hak ediyorlar, yani eğitim almadan trafiğe çıkıyorlar ya da tam kendilerine güvenlerini sağlamadan çıktıkları, yani o özgüven eksikliğini her zaman onlarda görebiliyoruz. Kayseri biraz daha dikkat ederse trafik kazaları da azalacağına inanıyorum. Evet, uyuyor. Uymuyor. Uymuyor. Ben Antalya'yı da gördüm, İstanbul'u da gördüm. Buradaki kadar hatalı araba kullanan şey yok. Burada çok sert kullanıyorlar. İstanbul'da böyle değil mesela. Uyumuyor. 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 Neden uyumuyorsun? Yani trafiği dinlemediğinden dolayı sıkıntı oluyor yani. O yönde. Genelde uyuyor diye düşünüyorum. Yani ben de bir araç kullanıcısı olarak kendim uyuduğum gibi çevremde de uyuyorlar olarak görüyorum ama tabii istisnalar var. Her yerde olduğu gibi bazı şoförlerin uymadığına da şahit oluyoruz. Bence uymuyor. Artı trafik de Kayseri'de çok karışık aslında. Mesela trafik lambaları çok fazla. Artı uymuyorlar, uyamıyorlar da. Tövbe yalan. Uymuyor abi. Trafik tamına bir şey yok bak. O kadar insan geçiyor, bir karşıya geçiyorlar, tamam. Yani çarpsa mağdur yani. Trafik kurulanın tamına bir şey yok. Buradan yani öyle diyeyim, öyle anlayın abi. Bazıları uyuyor ya. Bazıları umursamazsız ama. Neye denk geldiniz mesela? Yani kırmızı ışıkta geçenler oluyor. İnsanlar yayalara geçmesi için müsaade etmiyorlar. Bazıları yani saygısızlıkla araba kullanıyorlar. Yani çoğuna rast geliyorum ben. Kayseri'de çok kuralsız araba kullananlar da var. İnsanlar zaten araba gördüğünde yola atlıyorlar. %99'u uymuyor. Çünkü ben dikkat ediyorum. Özellikle şey yönünden, nasıl diyeyim, kırmızıcıkta, yeşilcikte beklemiyorlar. Bir de bir umursamazlık var. Uymuyorlar yani. Hayır, bence uymuyor. Çünkü normalde yayalara öncelik var ama hiç kimse uymuyor, direkt geçiyor. Veyahut da bir kullanıcı olarak söyleyeyim, sinyal vermeden falan bile dönebiliyorlar çok rahatlıkla. Sürücü olarak söyleyeyim, biz uymuyoruz ya. Ben kendimle dahil uymuyoruz kardeşim. Yani şu şekilde, bunun nedeni yok. Örneğin ne bileyim, yollarımız olsun aslında, ne bileyim işte vesaire şeylerimiz çok düzgün. Ama bizim insanımız aceleci. Işık yanıyor burada, siz de dikkat ediyorsunuzdur. Işık yanıyor anında, yeşilleşiyor. Adam direkt arkamdan benim kornaya asılıyor. Halkımız duyarsız yani, bunu diyelim, ne diyelim. Kesinlikle uymuyor. Uyuyor. Uymuyor. Uymuyor, neden uymuyor? Neden uymuyor? Çünkü şöyle bir şey. Araçlar yayalara hiç saygılı değil. Işıkta lamba yandığı halde adam hala daha kornaya basıyor. Yani uyuyor mu sizce? Uymuyor. Ben burada yaşamıyorum da ben gördüklerimi söyleyeyim. Mesela bu yaya yollarına uymuyorlar. Ondan sonra belli kurallara genelde uymuyorlar. Benim gördüklerim bunlar. Şunu başka da bir şey söyleyemem. Vallahi tam uyduğu söylenemez yani. Neden uymuyor? Çünkü çok kural hatası yapıyorlar herkes. Uymuyor. Neden? Ne bileyim, aceleci herhalde. Yani Ankara'yı gördüm, İstanbul'u gördüm. Onlar gibi saygılı şeyli derler. Onun için Kayseri'li biraz daha şey yani, umursamayan, önemsemeyen bir insanlar yani. Vallahi ben Kayseri'de durmuyorum da ara sıra duruyorum. Çok da normal değil yani. Çok da uyan yok. Yani yarısı uysa yarısı uyumuyor sayılır. Ben de Kayseri'deyim de normalde de. Ama öyle çok bir uyan yok. Hayır. Uymuyor. Neden? Kesinlikle önce yaya geçtiğinde yayalar olduğu için yani hiçbir Kayseri araç kullananların durduğunu görmedim. Özellikle uymuyor. Benim ehliyetim var. Ben araba sürüyorum. Çok sıkıntılar çekiyorum günlük hayatımda. Yani uyunmuyor genellikle. Ne gibi sıkıntılar çekiyorsun?
Ya trafikte sıkıştırıyorlar, özellikle gençler bayağı bir hızlı sürüyorlar araçları. O yüzden bayağı bir sıkıntı çekiyorum. Uymuyor abi. %100 uymuyor. Bilinçsiz araba sürüyorlar. Birbirlerine saygıları yok. %80 uyuyor. Kayseri'ye daha geleli 2 gün oldu. Hiç farkında değilim. Ama uyuyordur yani. Uyuyor bence. Büyük çoğunlukla uymuyorlar. Bunların çoğunun sebebi de zaten %90 alkol oluyor. Siz daha iyi biliyorsunuz. %90'da ehliyet yeni almış kişiler oluyor. Uymuyor abi. Ne yönden uymuyor? Kayseri halkı yani saygı yok trafikte birbirimize karşı. Bir de gereksiz çok ışık ve yaya geçidi var. Yaya geçidinde de yayalar uymuyor. Işığa uymuyorlar. Yani yeşil yandı mı, yeşil bize yandı mı geçiyorlar yani. Katiyen uymuyor hiçbiri de. Ben de dahil. Acelecilikten midir, vurdum duymazlıktan mıdır onu bilemiyorum artık. Yani A'dan Z'ye hepimiz suçluyuz. Yani yayalar da dahil bu konuya, araç sürücüleri de dahil. Hadi besendecilik var yani. Bunun en büyük şeyi bu. Bir de başımıza bir iş gelene kadar, gittiği yere kadar gidiyoruz yani. Kırmızı ışıkta da geçmek olsun, sarının uyarı ışığı yanıp kırmızıya geçmesine de dahil. Yani üzülüyoruz tabii. Ölümlü ve maddi ve manevi kazalar oldukça üzülüyoruz tabii. Ders alıyor muyuz? Almıyoruz. Türk halkı tabii unutkan bir halk olduğu için 1,5 saat sonra da unutabiliyoruz tabii bunu. Trafik kazalarının sebebi sizce nedir? Trafik kazalarının sebebi insanların bence bilinçsiz olarak direkt araba kullanmaya yönelmesi. Eğitim almadan gerçekten öncelikle trafik eğitimi çocuk yaşta başlamalı. Daha sonra trafik eğitimi büyüdükçe daha bilinçli hale geleceğine inanıyorum. Yani her önüne gelene gerçekten ehliyet verilmesine uygun bulmuyorum. Ben kendi ehliyetim olduğu halde kendime güvenmediğim için trafiğe çıkmıyorum. İnsanların da bu şekilde davranmasını gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela bir İstanbul trafiği, İzmir trafiği, Ankara trafiği gibi böyle büyük illerdeki trafiğe baktığımız zaman saygı yoksunluğu. En büyük kaza sebebiyeti kural ihlali ve saygı yoksunluğu. Birbirine olan o yani karşıdaki de bir insan olduğunu, onun da hata yapabileceğini düşünmemeleri, bir anda alevlenip işi kavgaya kadar götürmeleri. Ben biraz bunu çok yadırgıyorum Kayseri'de. Alevleniyorlar, anında alevleniyorlar. Çok çabuk sinirlenip birbirlerine hakaret edebiliyorlar. Bunlar sıkıntılı. Olmasa daha iyi olur. Hızlıca gelenler, hızlı çarpanlar, ışıkta geçenler, öyle kazalar oluyor işte. Aşırız. Başka var mı? Alkol. Tedbir olmadan yani ışığa, kurala uymadan dolayı kazalar çok oluyor yani. Kırmızı ışıkta geçiyor. Trafik kazalarının sebebi genelde şoför hataları oluyor. Ancak yayalarımızda bazen dikkatsiz davranıyorlar. Sürücü olarak benim de zor durumda kaldığım araç kullanımlarım oldu. Ama büyük bir ihtimal ben sürücülere hata buluyorum. Daha dikkatli davranmaları lazım. Şehir içerisinde süratini kurallara riayet ederse yayaların yaptığı hataları da daha kolay telafi ederiz diye düşünüyorum. Dikkatsizlik, aşırı hız. Bu yani. Dikkatsizlik, yayanın da suçu var bir yandan. Ama genellikle sürücülerin abi. Kuralsız araç kullanmak. Yani dikkatsizlik, umursamazlık. Dikkatsizlik, insanlarımızın umursamazlığı, önemsemezliği, bilinçsizlik yani. Yani bu bence bu kazaların %90'ı insan kaynaklı. Yani insanlarımızın duyarsızlığı. Kurallara uymamaları, sinyal vermeden dönmeleri ve hız. Hız dikkatsizlik başka bir şey değil mi? Yani çünkü yani bir insan 80 ile 85 ile gitse bir de 140 ile gitse arada 5 dakika 3 dakika oynar yani çok bir farkı yok. İnsanımız öyle yani. Ben yaklaşık 4-5 yıldır aktif olarak kullanıyorum. Ehliyetli kullanıyorum 4-5 yıldır. Öyle yani benim gözlemlediğim şekil bu şekilde. İhmalkarlık ve yani insanların aceleci olması. 5 dakika beklese geçecek. Yaya da geçecek. Trafik de aksamayacak. Kazada olmayacak ama insanlar sabırsız olduğu için hepsi birbirine bağlantılı sonuçta yani. Hız, dikkatsizlik,
genelde onlar. Vallahi ilk önce kurallara uymamak, hatalı sollama yapmak. Genel anlamda bu yani. Bir de dalgınlık. Yani millet hep alkole başvuruyor ama bir günah keçisi var alkol. Ondan sonra yani dikkatsizlik, önemsememezlik. Yani benim arabam hızlı gidiyor, onun yavaş gidiyor. Yani ona hava atmak. Trafik kazalarının sebebi kurallara uymamak. Bence büyük ihtimal o. Başka? Başka dikkatsizlik. Efendim yani hız. Bunların hepsi trafik kurallarının içine giriyor da. Sabırsız olmaları. Sabırsızlar. Başka yani kaza için hız. Genellikle hız oluyor. Bayağı bir hızlı gidiyorlar o yüzden. Trafik kazalarının %90 sebebi de birbirlerine saygılar olmadığından dolayı. Alkol, bir de surat, hızlı. Kurallara uymamak ne olacak? Tedbirsizlik, dalgınlık, stres. Bunlar yani. Bence dikkat eksikliği, herkesin kafası dalgın olduğu için bir anlık şeyle oluyor. Hatalı sollama, yol verme, ya birbirlerine saygı olmadığından dolayı biraz da ondan oluyor. Şimdiki zamanın gençlerini az çok biliyorsunuz. Ehliyet aldın mıydı heyecanla bileyle. Varıyor kazayı yapıyor. Yani buna ne gibi bir şeyler uygulasak, düzelir desek imkan yok. Hangi birini tutacaksın ki? Hiçbiri de uymuyor yani. Çoğu uymuyor bence. Gereksiz ışıkların olması, ya üst geçitlerin yetersiz olması yani. Dikkatsizlik, kurallara uymama, saygısızlık, sabırsızlık. En büyük şeyleri bunlar yani. Bir de sürücü kurslarındaki zannedersem şu bizim adamımız, bu bizim elemanımız deyip sorularda veya şeyde direksiyon eğitimlerinde tırnak içerisinde torpilin işlemesi diyelim biz buna.